Sümbül A, neredesin sen? Sabahtan beri seni sual ediyorum. Rüstem Paşa neden hala gelmedi? Sultanım, vallahi ben de kendilerini sual etmek için gitmiştim. Ne olmuş? Şimdiye çoktan gelmeliydi. Sultanım, paşamıza haince bir tuzak kurulduğu söylendi. Arabası Gekbuze mevkiinde ateşe verilmiş, öldüğünü söylüyorlar. Nasıl olur bu? Kim cüret eder benim beylerbeyime saldırmaya? Eşkıya dediler hünkârım. Siz merak buyurmayın. Derhal 1000 yeniçeri yolladım. Bulup getirecekler o hainleri. Hünkâr. Hünkârım, başlayın. Söylenen ne doğru mu Rüstem Paşa? Henüz belli değil Hürrem. Lakin bir saldırıya burada aşikar. Hayrola Sümbül Ağa? Betin benzin atmış. Paşa'ya mı üzüldün? Vallahi bunu kimler yaptıysa vebali boyunlarına. Sultanımız zinhar bu işin peşini bırakmaz. Giden gitti ağa. Allah taksiratını affetsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kim yapar bu hainliği? Damarınız olmaya layık görülmüş bir paşanıza. Bu zulmü kim reva görür? Müsterih olun sultanım. Cezalarını misliyle çekecekler. Bundan şüphem yok Lütfi Paşa. Gel. Senin saldırıya uğradığını söylediler. Doğrudur hünkârım. Allah rahmet eylesin. Mahiyetimdeki birçok insan yanarak can verdi. Birçoğu da kılıçtan geçirildi. Sen nasıl kurtuldun paşa? Allah'ın izniyle Vezir-i Azam Hazretleri... Yüce Rabbim bir kez daha yardımını esirgemedi. Saatin yerindeydi inşallah. Yaran veren yok değil mi? Şükürler olsun hünkârım. Burnum bile kanamadı. Zira emniyet tedbiri olarak iki ayrı kafileyle yola çıktım. Eşkıyalar evvelden yolladığım kafilenin önünü kestiler. Arabanın içinde benim olduğumu zannediyordu hainler. Oysa ben teptil halde ayrı bir yoldan gitmiştim. İşte hünkârımıza layık bir damat böyle olur. Benim damadım. Her daim böyle tedbirli ve akıllı ol Rüstem Paşa. Ol ki hainler kendi kazdıkları kuyuya düşsünler. Hünkârımız şehzadeleriyle birlikte yaşı gelmiş fukara çocukların da sünnet edilmesini buyurdular. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehzadelerimizin sünnetinde Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kerimeleri Mihrimah Sultan ile Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa nikahlanacaktır.
Mihrimah Sultanımızın düğünü 15 gün 15 gece devam edecektir. Ve payitahtın dört bir yanında şenlikler yapılacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Gülbahar Hatun, nasıl görünüyorum? Olduğunuz gibi pasam. Güçlü. Gel. Paşa Hazretleri, atınız hazır paşam. Saraya gitmek için teşrifinizi bekliyoruz. Âlâ. Bugün yalnız benim değil, hatun, hepimizin kaderi değişiyor. Herkesin. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Şehzade Beyazıt'la Şehzade Cihangir Hazretleri sünnet olacaklardır. Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri şehzadeleriyle birlikte yaşı gelmiş fukara çocukların da sünnet edilmelerini buyurmuşlardır. Ben bunu takmam. Çocuk muyum ben? Şehzadem, olmaz. Usulleri icabı takmanız lazım. Vallahi pek yakıştı maşallah. Şehzadem. Bayazıt, kıyafetin çok yakışmış. Selim. Şehzadem, maazallah. Selim abi, canım sokozu yüzük mü? Hem de nasıl? Şehzadem, merak buyurmayınız. Bilhassa ben yanınızda olacağım. Haydi şehzadem, buyursunlar. Rahat etsin cismi can. Şehzadem. Haydi. Gidişat kötü sultanım. Rüstem denilen sırtlan bu izdivaçta sırtına aslan postunu aldı. Bu öyle bir zırh ki ne mızrak işler ne de ok. Bunu bir vezir-i azam mı söylüyor? Unutmayın ki devlet-i âliyedeki herkes gibi Rüstem Paşa da sizin emrinizde olacak. Hürrem Sultan'ın emirleri yanında benim emirlerimin ne hükmü olur? Bana karşı olan cüretinizi düşmanlarımızdan da esirgemezseniz olur. Destur, Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldin şehzadem. Hoş bulduk sultanım. Sen de hoş geldin Maideyran. Paşam. Hoş geldiniz şehzadem. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sultanım. Buyursunlar. Malkoçoğlu, nasıl efendi? Hünkârımız divanın toplanmasını buyurmuşlar. Daha vakit var paşam. Erken gelmişsiniz. Erken kalkan yol alır. Öyle değil mi nasıl efendi? Bugüne kadar aldığınız yol hesap edilince erken kalkmak şöyle dursun. Hiç uyumamışsınız belli ki. Keşke vaktiyle Maktul Paşa da uyumasaydı. Belki hala aramızda olurdu. Görmek isteyen için mazi ibretlerle doldur elbet.
Lakin insan çoğu zaman unutur bunları. Bilhassa gücü eline geçirdiğinde. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben mazide olup biteni hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım da. Yolculuğunuz nasıl geçti şehzadem? Açıkçası ayaklarım beni geri geri götürdü paşam. Lakin işte buradayız. Kardeşimin düğününde. Benim için düğünden ziyade yas tutulması gereken bir cenaze bu. Rüstem ne yaptı etti? İstediğini aldı gene. Doğrusu ben de şaştım kaldım sultanım. Rüstem denen kehle-i ikbal ilk fırsatta kan emmeye başlayacaktır. Divan senin ellerinde Lütfi Paşa. Hüsrev ve Süleyman Paşa ile birlik olup Rüstem'e aman vermeyeceksin. Siz merak buyurmayın şehzadem. Gözüm her daim üzerinde olacak. Ben asıl Mihrimah'ı merak ediyorum. Böyle bir izdivaca nasıl razı geldi hala aklım almıyor. Hürrem'in menfaati için yapamayacağı şey yok Mustafa. Bu da ispatı oldu. Doğru. Kendi elleriyle ateşe attı kızını. Olan oldu artık. Vakti geldi. Bir an evvel hazırlanıp çıkmamız lazım. Mihrimah. Ay parçam benim. Bu ne güzellik böyle gözlerim kamaştı. Dikkat etsene biraz. Bu nasıl hiç görmek? Bağışlayın sultanım. İşini bitir çabuk. Mihrimah hazırlıklar seni epey yordu. Lakin artık bitti bugün son. Müsaade et kıyafetin lakeyle tamam etsinler. Düğünde öyle güzel olacaksın ki. Dünya durdukça herkes seni konuşacak. Bu düğün değil valide. Cenaze merasim. Bu kıyafette ancak kefenim olur. Hacı Cavcav kafamı attırma. Vallahi tepelerim ya. Havucun neresi kırmızı minare? Bilmece bu. Bak sana bir tane daha sorayım. Bak cevabı acayip bir bilmece sorarsan tepelerim vallahi. Hayır, bunu bileceksin. Bunu ben de biliyorum. Bir küçük turşucuk içi dolu... Birazdan iki maşı gelecek. Bakalım yine böyle gülebilecek misin? Beni kendine karıştırma Selim. Ben senin gibi korkak değilim. Şenlikler başladı sultanım. Payık taktın, dört bir yanında sofralar kuruldu. Külliyenizdeki aş evinde de 15 gün boyunca yoksullara yemek dağıtılacak. Sinan ağaya mükafatımı gönderdiniz öyle değil mi? Söz verdiği gibi külleyimi düğüne yetiştirdi. Merak buyurmayın sultanım. Sümbül ağa bizzat teslim etti. Âlâ. İhtiyaç sahibi kadınların ve çocukların da tespit edilmesini istemiştim. Bilhassa kadınlar ve çocuklar için harcamalar yapıldı. Kalacak yer, yiyecek aş ve giyecek kıyafet temin edildi. Sultanım, herkes size dua ediyor. Allah kabul etsin. Afife Hatun, amin. Amin. Hoş geldiniz sultan. Hoş bulduk Hürrem. Giyenlerim nasıl? Afiyetliler inşallah. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Sultanım hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok sevindim. Gelirim elbet. Zira onlar benim canımdan. Benim kanımdan. Maydevran. Seni tekrardan görmek ne hoş. Uzun zaman oldu. Duyan da beni özlediğini sanacak. Hünkârım,
Herkesin malumu olduğu üzere Mihrimah benim yegane hazinemdir. Onu sana emanet edeceğim elbet. Lakin her daim gözüm üzerinizde olacaktır bilesin. Sultanımızın huzur ve saadeti benim için her şeyden mühimdir hünkârım. Size ve kendilerine layık olmaktan gayrı bir arzum yoktur. Âlâ. Lütfi Paşa. Buyurun hünkârım. Rüstem Paşa'yı yalnızca damadım olarak değil, aynı zamanda kubbe vezirim olarak da görmek isterim. Emru ferman yüce padişahımızındır. Rüstem Paşa, bundan böyle kubbe vezirimsin. Hayırlara vesile olur inşallah. Lütfettiniz hünkârım. Yüce Rabbim yüzünüze bakmaktan utandırmasın. Amin. Kimse duymaz. Fısıltıyla söyleyin canım. Hadi bakalım, benim soracağım bilmeceyi de bir de görelim. Sor bakalım. Han kapısından çıkmaz, fındık kabuğuna çağır, kan kırmızı, süt beyaz. Aradan onca yıl geçti ama bazı şeyler hiç değişmiyor, öyle değil mi? Değişmeyen sensin Hürrem. Seni gördüğüm ilk gün ruhumda bir ateş yanıyordu. Hala sönmemiş. Bir ejderha gibi etrafında ne varsa yakıp yıkıyorsun. Sonunda kendi evladına geldi sıra. Mihrimah'a da kıydı. Anneliği senden öğrenecek değilim Mahidevran. Malum 5 evladım var. Ve ne yapıyorsam onların selameti ve sareti için. Mani olmak için onca zahmete girdiğimize göre doğru karar vermişim. Ne saadeti. Mihrimah'ın acılar içinde olduğunu söylüyorlar. Eğer büyük acıların önüne geçmek istiyorsan daha azına razı geleceksin. Sultanım. Gel Fariye. Sünnet merasimi için hazırız sultanım. Hünkârımıza haber yollandı. Âlâ. Şehzadelerimi yataklarına alın. Onu hatırladın öyle değil mi? Bir vakitle senin hizmetin neydi? Doğrusu iyi yetiştirmişsin. Sayende salik bir neferim oldum. Mihrimah. Seni merak ettim. Zira çok kötü olduğunu söylediler. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ben sana ne gördüğümü söyleyeyim. Aşk acısıyla küle dönmüş bir kalp. Canın yanıyor öyle değil mi? Biraz daha konuşursan senin canın yanacak. İnan bana seni üzmek için söylemedim. Belki de hayırlısı budur. İnşallah Rüstem Paşa ile mesut olursun. Amin. Allah'ın izniyle mesut olacağız. Zira bu izdivacı ben istedim.
Başta karşı çıktım. Lakin biraz düşününce neden olmasın dedim. Rüstem Paşa çok güçlü, istikbali parlak bir paşa. Bana olan aşk ve hürmeti de malum. Bu yüzden içim rahat. Malkoçoğlu'nu unuttun, öyle mi? O bir rüzgardı. Çocukluğumdan kalma safiyane bir alakaydı. Geldi geçti. Şimdi müsaade edersen akşam için hazırlanmam lazım. Bayezid, aslanım iyi misin? Sağlığınızı doğacağım hünkârım. Cihangir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Aslan parçası hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa abi sen de benim yanımda olursan hiç korkma. Sultanlarım, vakit geldi, hekim gelmek üzeredir. Buyurun, dışarıya çıkalım. Hayırlı uğurlu olsun Rüstem Paşa. Artık sen de bir divan mensubusun. Sağ olun Süleyman Paşa. Mevki, makam gelip geçici. Mühim olan bu yüce devlete hizmet etmek. Böyle genç yaşında hızla yükseldin paşa. Herkese nasip olmaz. Allah doğru yoldan şaşırtmasın. Amin. Sizin gibi değerli ve tecrübeli paşalar etrafımda oldukça ben doğru yoldan şaşmam. Hüsrev paşam, Lütfi paşam, sizler beni tebrik etmeyecek misiniz? Esasen seni değil de Kehle'yi tebrik etmek lazım. Zira şu kadarcık canıyla seni ipten aldı. Doğru söze ne denir? Yerinde olsam o biti bulur, başıma tac ederim. Zira ikbalini ona borçlusun. Allah'ın hikmetinden sual olmaz Paşa Hazretleri. Binlerce askerin malın mülkün yapamadığını bir bitle yapar. İşte böyle. Unutmayın ki bugün burada gösterdiğiniz cesaret ileride er meydanında nasıl yiğit birer şehzade olacağınızın habercisi olacak. Hekimbaşı. Çekilsen önümden. Allah Allah. Sen de çabuk doğru soğanları. Vallahi yetişmezse seni koyarım tepsiye. Şeker ağa. Hünkârımızın yemeği hazır mı?
Bitmek üzere ağam. Ya bu çeşitli gir başı nerede kaldı? Çağırın şunu biriniz. Hadi. Allah'tan büyük mutfaktan yardım istedim. Koskoca sarayı doyurdular. Sen daha bir hünkârımız yemeğini hazır edemedin be Adem. Mutancana hazır. Badem çorbası hazır. Helva. Helva nerede kaldı? Hey! Getirin şu tepsileri çabuk. Getir. Koyun. Vallahi onca hastalıktan, beladan, şerden sonra düğün iyi oldu. Çok şükür bolluk bereket içinde, sırtımız pek. Allah hünkârımızı ve Hürrem Sultanımızı başımızdan eksik etmesin ya Rabbi. Amin, amin. De, benim payım ne oldu ağam? Hiç lafını etmiyorsun maşallah. Mercan'ın gözü üstümde, açığımı arıyor celaut. Hele bir ortalık sakinlesin, üleşiriz. Haydi yallah. Sizi bekliyorlar sultanım. Nihayet hünkârımızın yüzü gülüyor. Onu uzun zamandır böyle görmemiştim. Şükürler olsun şehzadem. Mihrimah sultanımızın ve şehzadelerimizin düğünleri herkesin keyfini yerine getirdi. Herkesin değil Malkoçoğlu. Rüstem Paşa'nın hünkârımızın bu kadar yakınında olması ayrı alamet değil. Şehzadem, içiniz rahat olsun. Hünkârımız bizim görmediklerimizi görür. İşitmediklerimizi işitir. İlaveten ben buradayım. Hünkârımıza ve hanedanımıza hiç kimse zarar veremez. Buna müsaade etmem. Hünkârımızın etrafında hala güvenilecek birilerinin olması güzel. Şehzadem. Vaziyet nedir? Hazırız Afife Hatun. Çok güzel oldunuz sultanım. Rabbim nazarlardan, kem gözlerden sakınsın sizi. Afife Hatun. Herkes sizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Sultanım, siz hazır olmadan çıkmayacağız bu odadan. Siz dışarıda bekleyin. Hadi durmayın öyle, çıkın dışarı. Afife Hatun. Herkes çıksın. Sultanım, tutmayın kendinizi. Bırakın dökürsün gözünüzden yaşlar. Kalbinizi yakıp kavuran acıya yer etmeyin. Gözyaşlarınızla söküp atın onu. Şehzade Hazretleri, düğünüme teşriflerinizden büyük şeref duydum. Mihrimah, sadece hünkârımızın değil, benim de göz bebeğimdir Rüstem. Diğer kardeşlerim gibi canımdan candır. Onu siyasi menfaatleri için kullananlar karşısında beni bulacaktır. Endişelerinizi anlıyorum şehzadem. Lakin hakkımda yapılan dedikodulara itibar etmeyin. Ben hanedanımıza sadık bir kulum. Ne sultanımızı ne de sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Benim de temennim budur. İsterim ki mazide olan mazide kalsın. Hanedan damadı olacaksın. Bu her kulumuza nasip olmaz.
Bunun kıymetini bil. Ve hünkârımızın sana bahşettiği zengin ve güçlü hayatın keyfini çıkar. Ben nasıl dayanacağım buna? Allah'ın yazısını silmeye. Kimin kuvveti yetmiş bugüne kadar? Şu cihana sultan olsanız da fayda etmiyor işte. Kaderimiz neyse onu yaşarız. Bu nasıl bir kader? Ben ne yaptım? Suçum ne? Günahım ne? Sultanım, zinhar isyan etmeyin. Tevekkül içinde kabul edip razı gelirseniz, Rabbim size gül bahçelerinin kapısını açacaktır. Ancak kabul etmez ve isyan ederseniz, huzur bulmanız mümkün değil. Ben sizi kapının önünde bekleyeceğim. Hazır olduğunuz vakit haber verirsiniz. Affat. Bekle. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Hayırlı, uğurlu olsun sultanım. Bu güzel yüzünüz gam, keder görmesin. Düğün hayırlara vesile olur inşallah. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler nasip eylesin. Amin Zeynep Hatun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şeref duyarım sultanım. Sayenizde fakir fukaranın yüzü güldü. Allah'ım ne günlere kaldık. Gören de valide sultan sanır. Bizim yüzümüzden Mahidevran. Senin ve benim. Öyle değil mi Şah Baba? Sen de mani olamadın. Yılan öyle büyüdü ki haremde hiç kimseye yer kalmadı. Sakın beni suçlamaya kalkma. Doğru. Sen istediğini aldın. Artık benim yerimdesin. Lakin orası sandığın kadar emniyetli değil.
Lütfi Paşa'ya söyle sakın uyumasın. Zira bir gece dilsiz cellatlar gelebilir. Ben gücümü kullarımdan değil, kanımdan alırım Hatice. Sultanım, bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Henüz kaybetmiş değiliz. Divane elimizde. Harimi de ele geçirmenin mutlaka bir yolu vardır. Mihrimah Sultan Hazretleri. Benim güzeller güzeli sultanım. Sancağında yaptığın ıslahatlar takdire şayan. İşittiğime göre Saruhan ahalisi halinden pek memnunmuş. Size layık olmak için elimden geleni yapıyorum hünkârım. Münasip bir vakitte malumat vermek isterim. Lüzum yok. Zira attığın her adım tarafıma iletiliyor. Rüstem Paşa. Hünkârım. Kulluğunu göstermenin vakti geldi. Kibre ve gurura kapılmadan bu yüce devlet için çalışır. Hanedanımıza sadakatle hizmet edersen hançerim seni korur, kollar. Lakin kulluğunu unutup kibir ve ihanet deryasında yol alırsan o vakit bilesin ki bu hançer senin ecelin olur. Bir canım var hünkârım. Onu da yolunuza feda etmekten şeref duyuyorum. Bülbül olsam gül dalında salınsam. Duman olsam da başında savrulsam, kemer olsam yar beline sarılsam, aman ağlaya ağlaya yar beline. Bir anne kızına nasıl reva görür bu? O ilk defa almıyor ki Hatice. Hangimizin seçme hakkı vardı? Rahmetli hünkâr babamız, rahmetli valide sultanımız kimi istedilerse onlarla evlendirildik. Siyah da sülüf, pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Verin benim tamburamı çalayım, çalayım da garip garip ağlayım. Mendilin ver, gözyaşımı sileyim. Aman ağlaya ağlaya yar yüreğime kan doldu. Siyah da sülüf, pembe yanak, ah üstüne ben doldum.
Mustafa abi. Düğünden sonra Mehmet abim sancağa çıkacakmış. Belki biz de gideriz. Hakkınızda hayırlısı neyse o kardeşim. Sabırlı olun. Hünkârım, vakti geldi elbet. Şehzademiz kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Gideceği sancakta edineceği tecrübelerle gücünüze güç katacaktır elbet. Bundan hiç şüphem yok. Hayırlara vesile olsun Rüstem Paşa. Artık hanedana damat oldun. Sağ ol kapıdan paşa. Allah herkese hanesinde huzur nasip etsin. Sen ne dersin Bali Bey? Sıra sende değil mi? Bu işler nasip kısmet paşam. Hesapla kitapla olmaz. Olursa da doğru olmaz. Siz devam edin. Destur! Mihrimah'ım, benim gülen yüzüm. Acayip yarattı Rabbül Alemin. Barakallah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Şevki ruh sarı güle, alem ta ebed ta bendedir. Gün yüzüne karşı meh bir bende, gün efkendedir. Revnak ruhunla alem nevbahar olmuştur. Barakallah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Hayrola Bali Bey? Nedir canını sıkan böyle? Biraz hava almak istedim sadece. Eğer rahatsızlığının sebebi bu izdivaçsa... senin için yapabileceğim bir şey yok. Bundan böyle ben de senin kadar yakın olacağım hünkârımıza. Buna alışsan iyi edersin. Aksi halde bir Akıncı Bey olarak ait olduğun topraklara dönersin. Hünkârımızın arzu üzerine buradayım. Kendileri istemedikleri müddetçe beni buradan hiçbir kuvvet uzaklaştıramaz. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in kavli, ulemanın içtihadı ve hazır bulunan şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri, Mihrimah Sultanı, 100.000 altın mihri müeccel ve aralarında kararlaştırılmış olan mihri muacelle talibi olan Abdurrahmanoğlu Rüstem Paşa'ya vekaletin hasebiyle zevciliğe verdin mi?
Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın içtihadı ve şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Abdurrahman oğlu Rüstem Paşa'ya Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri Mihrimah Sultan'ı aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben de şahitlerin şehadetiyle bu nikah akdini tasdik ediyorum. Ben Mihrimah, Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'dan olma, Hürrem Sultan'dan doğma, asaletini ve gücünü babasının kanından, cüretini ve zekasını annesinin sütünden alan, güneşin ve ayın sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah, 1522 senesinde doğdum. O gün bu saraya huzur değil, aksine hüzün verdim. Bilhassa annem Hürrem Sultan'a. Zira bir şehzade değildim. Nur topu gibi bir kız doğurdum. Haremin kaideleri katidir. Şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Kimse ciddiye almaz seni. Haremin duvarları arasında solup gidersin. Ama şehzaden varsa, üstelik rakiplerinden daha fazlaysa, işte o zaman sırtın yere gelmez. Gücün ve iktidarın ortağı olursun. Bu yüzden hiç kızmadım anneme. Onu anlıyorum. Şimdi olduğu gibi. Ben Mihrimah. Her istediğini alan, her dediği, her emrettiği yapılan, cihanın gelmiş geçmiş en güçlü sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah. Bir başkasıyla hayal ettiğim bu muhteşem düğün benim cenaze merasimim oldu. İncilerle, elmaslarla süslenmiş olan kıyafetim ise kefenim. 17 yaşımda Rüstem Paşa ile evlendirdiler beni. Annem, kardeşlerimin istikbali için buna mecbur olduğumu söyledi. Ne tuhaf. Yıllar önce bir şehzade olarak doğmadığım için üzülmüştüm. Şimdi ise şehzadelerini korumak için bana ihtiyacı var. Thank you.
Sultanım. Ben uzun zamandır bu anı bekledim. Bu anı hayal ettim. Bir insanın zihninin tasavvur edebileceği bundan daha büyük bir hayal olamaz. Rabbime şükürler olsun ki beni hayalime kavuşturdu. Bana dediklerinizi hatırlıyor musunuz? Boşuna heveslenme paşa. Seninle asla ayrı. O gün bile vazgeçmedim hayalimde. Zinhar şüphe etmedim. Çünkü size karşı hislerimi bilmiyordunuz. Lakin bugün öğreneceksiniz. Ağzınıza kan doluyor. Kendi kanınızla boğuluyorsunuz. Sizin için canımı vermeye razıyım sultanım. Ne makam, ne mal, ne mülk. Hiçbir şey umurumda değil. Siz isteyin kafi. Hemen burada kıyarım canımı. Ben Mihrimah, Sultan Süleyman Han'ın ve Hürrem Sultan'ın yegane kızları. Aşkı ve masumiyeti genç yaşında kaybetmiş. Bir günde 1000 yıl yaşlanmış Mihrimah. Ben Mihrimah, bundan böyle beni hiçbir ateş yakamaz. Zira artık ben ateşin ta kendisiyim. Senin adın Ayşe Hümaşa.
Bırak gideyim. Evde çocuklarım var benim. Bana düşünecektim bunları. Etmeyin, eylemeyin. Ne mühürüdür bu? Kötü bir şey yapmıyoruz biz. Kes sesini be adam. Toplayın götürün bunları. Etmeyin, Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Emriniz üzere meyhane ve aşifte kadınların çalıştığı bekar odalarına baskın yapıldı. Topladınız mı aşifteleri? 3 meyhane ve 2 bekar odasından 10 zinakar yakalandı. Zindana kapattık. Âlâ. Kadı Efendi'ye söyleyin, bir an evvel yargılayıp ıslah-ı nefs için aşiftelerin hepsini Limna Adası'na sürgün etsin. Bundan böyle payitahta fuhuş yapanı da, yaptıranı da barındırmam. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Hünkârım. Macaristan Kraliçesi Isabel'den bir mektup aldık. Hünkârım, malumunuz üzere Macaristan Kralı Zapolyo geçen sene vefat etmişti. Toprağı bol olsun, dinince dinlensin. Zapolyo'nun ölümünü fırsat bilen Ferdinand da Kraliçe Isabel'i tehdit etmiş. Henüz birkaç aylık olan oğlu Sigismund'un tanınması karşılığında Macaristan tahtını talep etmiş. Malumun ilanı. Zapolyo daha evvel Kral Ferdinand'la gizli bir anlaşma yapmıştı. Kayda hayat şartıyla Macar kralı olarak tanınacak ve eğer varis bırakamazsa ülkesini Habsburg Avusturya'sına bağlayacaktı. Hünkârım zaten bu yüzden Isabel'le evlendi. İsyan eden Macar asillerini susturmak için. Hünkârım bu Ferdinand denen alçak Vaç, Vişegrad, İstonli, Belgrad kalelerini işgal ettirdi. Bize Laski isminde bir elçi gönderdi. Ben elçiyi henüz huzura kabul etmedim. Elçi bizimle görüşmek için hala bekliyor. Ne teklif ediyorlar? Ferdinand, Macaristan Krallığı'nın kendine bırakılması şartıyla... ...Zapolyo zamanındaki Osmanlı tabiyetini ve haracını ödemeyi vaat ediyor. Bu ne cüret? Anlaşma yapmak, elçi göndermek... ...Macaristan'ı Habsburg Hanedanı'na bağlamak ne demek? Zapolyo'nun Ferdinand'la yaptığı anlaşmanın hiçbir hükmü yoktur. Elbette hünkârım. Yalnız Kraliçe İzabet tahta oğlunun kalmasını istiyor. Fakat oğlu da el kadar bebek. Nasıl itimat ederiz? Ne malum babasının Zapolyo olduğu? Hünkârım, kabul buyurursanız mevzuyu iyice tetkik edelim. Tedbir nedir paşa? Eğer siz de münasip görürseniz derhal işin ehli birini gönderelim. Kraliçe İzabel'in bahsettiği çocuk Zapolyo'nun sahiden oğlu mu değil mi tespit etsin. Münasiptir. Lütfi Paşa. Derhal Çavuşbaşı Ali Ağa'yı yola. İlmi kıyafeti en iyi bilen kullarımdandır. Hakikat her neyse öğrenip bana bildirsin. Emru ferman yüce padişahımızın. Validem sütüm kâfi değil. Ne yaptıysam artıramadım. Mihrimah. Dur, Mihrimah. Ver. Gel. Tamam. Mihrimah üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Loğusa şerbetini getirdiniz mi? Şeker ağa kendi elleriyle hazırladı sultan. Sultanım. Ayşe Maşa sultanımız için yeni bir süt haline geldi. Allah'ım inşallah bu iyidir. Al içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Güver. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti.
Az evvel emzirdim. Şimdi aç değilir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultanım. Gülbahar, bana yakın bir oda verin. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. İnşallah uykun hafiftir hatun. Hafiftir Gülbahar hatun. Âlâ. Bir gözün açık uyuyacaksın. Gece en az iki kez emzirmen lazım. Odam burası. Bu Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Merak buyurmayın hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımız Laos'a. Yalnız bırakmaya gönlümü vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimah'ı nasıl Hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman. Bir haftaya toparlanır. Rüstem Pasha da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz sultanım. Hünkârım bağışlayın, belki yeri değil ama bilmenizi icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Vallahi sultanım, Rüstem aldı başına gidiyor. Bugün divanda sözümü kesmeye bile cüret etti. Hünkârımızın gözüne girebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Lakin hünkârımız onun hakiki yüzünün farkında değil. Hürrem gözlerini öyle bir bağlamış ki hakikati görmesi mümkün değil. Bu sancak meselesi mühim paşa. Bir kere daha tavsiye etmen lazım. Sultanım. Her fırsatta lafını ediyorum. Ancak Hürrem Sultan her ne anlatıyorsa hünkârımızı bir türlü ikna edemiyorum. Mehmet giderse kendisinin de gideceğini biliyor tabii. İkna etmeye mecbursun paşa. 20 yaşında bir şehzadenin payitahtta ne işi var? Hürrem Sultan'ın hikmetinden sual olunmaz sultanım. Nerede hicap etmiş yine? Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum doğum yapınca. Buna ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence Yeniçeriyle arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım fakat bu yakışık almaz. İlaveten vazifem icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilebiliriz. Süleyman bunun için canını sıkmaya değmesin.
Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Kimsin sen? Nigar Hatun? Hünkârım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Senin de paşa. Hünkârım emrettiğiniz üzere kraliçe Isabel'e mektup gönderdim. Ayrıca Ferdinand'a da fermanınızı yollayarak ülkeyi Zapolyon'un oğlu Reşit olana kadar kraliçe ve Varadin piskoposu Utyeşenoviç Martinuzu'nun idare etmesini emrettiğinizi belirttim. Âlâ. Hadiselerden haberim olsun. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha var hünkârım. Hayli mühim bir mevzu. Senin ne işin var burada? Gel. Ne bu halin? Halimi ne sen sor ne ben söyleyeyim nasıl efendi. Birkaç gün evvel geldim. Yalnız mı geldin? Kızın nerede? Bulamadım nasıl efendi. Söylediğin yere gittim ama yok. Gitmişler. Yer yarıldı, yerin içine girdiler sanki. Ne kızım var, ne rahmetlinin ailesi. Vay Allah. Hemen dönseydin madem. Bir müddet arayayım dedim. İş sürdüm ama nafile. Param bitince de ortada kaldım. Bir türlü dönemedim. Olanla ölene çare olmaz hatun, üzülme. Nigar hatun. Şu halime bak nasıl efendim. Bana neler yaptılar. Hep onların yüzünden. Hürrem Sultan'la. O Rüstem'den asırtılan yüzünden. Hayatımı mahvettiler. Evladımı çaldılar benden. E ne demeye buraya geldin hatun? Memleketine gideydin. Akıllı hatunsun. Beceriklisin. Elbet bir yolunu bulur, başının çaresine bakardın. Sen var git yoluna bey. Ben gene başımın çaresine bakarım. Haydi gel. Evvela sana kalacak bir yer ayarlayalım. Sonra bir çaresine bakarız. Hünkârım, Şehzademiz Mehmet her fırsatta yanıma teşrif edip devlet işleriyle alakalı benimle sohbet ediyorlar. Takip edecek elbet. Şüphesiz. Lakin Şehzademiz haklı olarak ne vakit sancağa çıkacaklarını sual ediyorlar. Defalarca tavsiye ettim. Şayet canınızı sıkıyorsan bağışlayın beni. Fakat benim bütün endişem şehzademizdir. Zira hayli üzgünler. Sizin kendilerine güvenmediğinizi düşünüyorlar. Sen ne dersin paşa? Mehmet benim can damarım, ona nasıl güvenmem? Elbette hünkârım.
Elbette. Lakin şehzademiz 20 yaşına geldiler. Ne söylesem tesir etmiyor. Kanları kaynıyor malum. Zapt etmek güç. Zira hevesleri kırılır diye korkuyorum. Usullerimiz icabı bir an evvel sancağa çıkmaları mühim. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız ediyorsan bağışlayın. Etmiyorsun paşa. Biz de Lütfi Paşa ile sohbet ediyorduk. Kendisi Mehmet'in bir an evvel sancağa çıkması icap ettiğini söyler. Sen ne dersin? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Lakin mühim bir karar bu. Etraflıca düşünmek icap eder. Süt annesinden memnun musun? Karnını doyuruyor mu? Nihayet. Dün gece hiç ağlamadı. Hatun becerikli. Sütü de bol. Kendi evladı gibi bakıyor. Şükürler olsun. Validem siz iyi misiniz? Bir hayli sıkıntılı gördüm. Mustafa abin yine kafasına göre hareket edip babanın canını sıkıyor. Ne yapmış ki? Doğrusu takdir ediyorum onu. Hayli akıllı. Yeniçerilerin gözünü boyamak için her fırsatta para dağıtıyor. Lütfi Paşa neden gelmedi hala? Hünkârımız ne dedi acaba? Bu aralar pek meşgul. Gece yarılarına kadar çalışıyor divanda. Hayırlı bir haber olsaydı mutlaka iletirdi. Demek ki hünkârımızı ikna etmeyi başaramadı yine. Gel Mercan'a. Sultanım. Neredeymiş paşamız? Paşamız saraydan ayrılmışlar sultanım. Lakin nereye gittiklerine dair bir malumat alamadım. Sultanım, bir misafirimiz var. Kimmiş? Böyle şeyler yapacağına ihtimal dahi var mı? Mihrimah, ona ne şüphe. Ancak Mahidevran'ı unutma. Her türlü fitne fesat mevcut. Aklını karıştırıyordur. Her gece kafama yastığa koyduğumda aklımda sadece bu var Mihrimah. Allah korusun babana bir şey olursa ya da ona bir şey yapmak isterlerse halimiz nice olur. Divanda bir tek Rüstem var. Diğer paşaların hepsi Mustafa taraftarı. Validem, böyle şeylerle kendiniz manasız yere üzmeyin ne olur. Nasıl üzmeyeyim Mihrimah? Böyle haberler geliyor ki bana huzur yok. Sultanım. Demek buradasınız. Ben de size haber yollayacaktım. Hayırdır inşallah. Biz senin memleketine gittiğini sanıyorduk. Gittim sultanım. Lakin barınamadım orada. Yapamadım. Araya onca yıl girdikten sonra doğduğum topraklarda el oldu bana. Şimdi neredesin? Nigah, kalacak bir yerin var mı? Sağ olsun Nasuh Efendi. Sefa bana kalacak bir yer buldu bana. Lakin ona yük olmak istemem. Maksadın ne Nigar? 2 sene sonra geri geldiğine göre mutlaka aklında bir şey var. Öyle değil mi?
Eğer seni yanıma almamı istiyorsan bu mümkün değil. Zira duyulur. Ben bunu hünkârımıza izah edemem. Öyle bir niyetim yok sultanım. Zinhar size rahatsızlık vermek istemem. Ben sizden yardım istiyorum sadece. Sultanım, Nigar Hatun'un niyeti aşikar. Belli ki para istiyor. Hayır Mercan'a. Benim bundan sonra parayla pulla işim olmaz. O halde ne istiyorsun? Konuşsana. Bana yardım ederseniz anlatacağım sultanım. Sen evvela anlat Nigar. Biz ondan sonra karar veririz yardım edip etmeyeceğimize. Ne diyorsun sen Rüstem? Bu nasıl olur? Hünkârımız kararı Lütfi Paşa'ya nasıl bırakır? Emir verirlerken oradaydım sultanım. Acele etmeden düşünmelerini tavsiye ettim. Lakin beyhude. Üç şehzadeniz birden saraydan ayrılacaklar. Hepsi bir gün gidecek zaten. Mani olmak mümkün değil. Mihrim, ha, elbette. Ancak evlatlarımın akıbetini Şah Sultan ve Lütfi Paşa'nın elini terk edecek değilim. Rüstem Paşa gel benimle. Herkes ayağa kalksın, toparlanın. Hizaya girin. Durun. Durun ağalar, durun. Ne yapıyorsunuz? Yorgi sen misin? Benim. Benim de siz kimsiniz? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım efendi. Benim olduğum yerde fuhuş olmaz. Aşufteler ve dahi onların sırtından para kazananlar olmaz. Aman vermem. Seni defaatle ikaz ettik. Lakin bir kulağından girdi, diğerinden çıktı ki mekanı mühürlememize rağmen mühürleri kırıp aşufteleri toplamışsın gene. Odaları kapattık vallahi Pasa Hazretleri. Sadece raks edip eğleniyorlar. Usuller neyse riayet ediyoruz. Gizlimiz saklımız yoktur bizim. Sen onu benim külahıma anlat. Kim varsa toplayıp atın zindana. Bilhassa Yorgi'yi. Yapmayın Pasam. Allahümme sabirin tuğbe estağfurullah. Derhal konuşup mani olacağım buna. Sultanım bunu tavsiye etmem. Zira daha fazla mani olmamız mümkün değil. Ne olacak peki? Evlatlarım gitmesine müsaade mi edeceğim? O vakit kimse tutamaz beni burada. Onların istediği bu değil mi zaten? Buna fırsat mı vereceğiz? Macaristan karışık sultan. Eli kulağında. Yakında sefer kararı çıkar. Bu vaziyetteyken sancak kararı çıksa da yollanacaklarını sanmam. İşimi talihe bırakmam ben. Mutlaka bir yol bulmamız lazım. Sultanım. Paşam. Ben de Ayşe Sultanımızı emzirmek için gelmiştim. Gir içeri hatun. Bu meseleyi etraflıca düşüneceğim Rüstem. Sen de düşün. Müjde veren kelebeğim. Bebeğimi uyandırma. Sana güler. Sultanım. Bağışlayın, ben sultanımız uyanmıştır diye geldim. Değil mi? Biraz ağlat ama şimdi daha iyi. Allah nazarlardan sakınsın, çok güzel emdi. Bayağı iştahlı sultanımız. Rüstem, validem gitti mi? Çıktılar sultanım. Haber mühim tabii. Durmaz yerinde. Ne olacak böyle? Kardeşlerim ne vakit çıkacak sancağa?
Hatun sen çekilebilirsin. Bu hatun nereden geldi sultanım? Kim gönderdi? Ben kendisinden gayet memnunum. Sayesinde Ayşe uyku yüzü gördü. Hem sen merak etme. Ağalar etraflıca tetkik ettiler. Neden sual ettin? Sizleri ona emanet ediyorum. Evvela bana haber ver ki gözüm arkada kalmasın. Tedbirli olmakta fayda var Kapıdan Paşa. Şarlken ve Ferdinand rahat durmayacak belli ki. Sen kıyılarımızda emniyeti sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Malumunuz geçen sene Venedik Doji'nu bahşettiğiniz sulh ve ahitnameden mütevellit Akdeniz'de sular duruldu. İspanyol kafiri Venedik Dölü'nün desteği olmadan artık bu sulara gelemez. Hünkârım, arzu ederseniz uç beylerine haber gönderelim. Zira asıl iş onlara düşecek. Âlâ, gönderin. Malkoçoğlu, Lütfi Paşa şehzadelerimin sancağa çıkmasını tavsiye eder, nicedir. Sen ne dersin? Yerinde bir tavsiye hünkârım. Bilhassa Şehzade Mehmet'in çıkması mühim. Kendileri payitahta sığmıyorlar artık. Sen ne dersin Kapıdan Paşa? Hünkârım, sancağa çıkmadıkları her gün kaybedilmiş bir gün demektir. Şehzade Mustafa vakitlice gitmişlerdi. Edindikleri tecrübeler muazzam. En azından bir şehzadeni daha devlet-i aliyenin bekası için sancağa çıkması elzem. Ne diyorsun Hatice? Nigar söylediği şeyi yapabilir mi? Halini görmedin mi? Her şeyi yapabilir. Sultanım. Nihayet geldiniz paşa. Devlet işleri sultanım. Bir türlü bitmek bilmiyorum maşallah. Lakin size hayırlı haberlerim var. Hünkârımız en nihayetinde tavsiyelerime kulak verdi. Kabul ettiler mi? Mehmet gidecek mi? Sadece şehzademiz Mehmet değil. Selim ve Beyazıt şehzadelerimiz de gidecekler. Nasıl olur? Emin misiniz bundan paşa? Eminim sultanım. Hünkârımız çıkılacak sancakları tetkik edip tavsiye etmemi buyurdular. Velhasıl kelam anlaşılacak olan odur ki şehzadelerimizin çıkacakları sancaklara ben karar vereceğim inşallah. İşte bu güzel haber. Bir an evvel sancakları tespit etmek lazım. Hürrem Mehmet'le gidecektir. Bu yüzden onun hangi sancağa çıkacağı mühim. Olabildiğince uzak bir yer olmalı. Yalnız çevrede mühim bir sancak tavsiye etmek lazım. Aksi halde maazallah kabul görmez. Hünkârım, Habsburg Kralı'nın elçisi Jerome Lasti geldiler. Alın içeri. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Majesteleri Arşidük Ferdinand adına siz Yüce Sultan'ı selamlarım. Lütfi Paşa, sual et bakalım bizden ne istiyorlar? Arşidük Ferdinand, Macaristan'ın kendisine bırakılması halinde Zapolyo gibi Osmanlı tabiatını ve haracını siz Yüce Hükümdar'a ödemeyi vaat etmektedir. Zapolyo benim valimdi. Eğer Ferdinand da valim olursa o vakit kabul ederiz elbet. Sultanım. Ne yaptın hatun? Senden şüphe etmiyorlar değil mi? Hayır sultanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Âlâ. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hürrem Sultan sık sık ziyaret ediyorlar sultanımızı.
Dün gece Rüstem Paşa ile konuşurlarken gördüm. Tam anlamadım ama bir sancak meselesinden bahsettiler. Hürrem Sultan hayli öfkeliydi sultanım. Başka bir şey var mı? Hayır sultanım. Fırsat buldukça gelip malumat veririm size. Sen gözünü kulağını dört aç Hatun. O sarayda olup biten her şeyi bilmek istiyorum. Çok dikkatli ol. Hadi. Sen daha fazla oyalanma. Saraya dön. Emredersiniz sultanım. Macaristan İslam ordusu tarafından iki kez fethedildi. Eğer ki icap ederse bir üçüncü kez de Allah'ın izniyle fethederiz. Yüce Sultan, Sapolyon'un bizimle yapmış olduğu bir anlaşma var. Benim valimle hiç kimse benim müsaadem ve dahi emrim olmadan anlaşma yapamaz. Bu sebepledir ki o yapılan anlaşma hükümsüzdür. Kaldı ki anlaşma hükmünde Sapolyon'un varisi olmaz ise denmiş. Oysa Kraliçe Isabel'in bir oğlu var. Henüz çok küçük bir bebek paşam. Macar tahtı kimden olduğu meçhul olan bir bebeğe teslim edilemez. Macar tahtına kimin oturup kimin oturmayacağına ancak ben karar veririm. Bu bizim Mohaç'ta aldığımız kılıç hakkımızdır. Ferdinand eğer cesareti varsa bana elçi göndermek yerine kalksın gitsin Budin'i işgal etsin. Lakin ben gidene kadar yine kaçacaksa o vakit zaten ben buna cesaret demem. Budin'e gönderdiğimiz Çavuşbaşı Ali Ağa'dan bir haber var mı? Henüz yok hünkârım. Her menzilde hazır ettirdiğim atlarla en kısa müddette gitmesini sağladım. Yakında alırız haberlerini. Hala. Lütfi Paşa, Macaristan yine karışacağı benziyor. Olası bir sefer için sen yine gizliden hazırlıkları başlat. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Şehzadem. Buyurun hünkârım. Gel seninle dolaşalım biraz. Sen de bize katıl Lütfi Paşa. Şeref duyuyorum hünkârım. Havalar düzelince münasip bir vakitte seninle ava çıkarız. Selim ve Bayezid de gelir bizimle. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Lütfi Paşa, seninle daha evvel konuştuğumuz mevzu üzerine bir çalışma yapabildin mi? Elbette hünkârım. Takdim etmek için huzurunuza çıkacaktım bugün. Âlâ. O vakit söyle bakalım. Şehzademin çıkması için hangi sancağı tavsiye edersin? Sancağı mı? Hünkârım, eğer siz de münasip görürseniz Şehzademiz Mehmet için Amasya sancağını tavsiye ederim. Doğu Serhatli ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle oldukça mühim bir sancaktır. Demek Amasya. Peki Selim ve Bayezid için tavsiye nedir? Şehzademiz Selim için Konya sancağı, Şehzademiz Beyazıt için Kütahya sancağı hünkârım. Demek Konya ve Kütahya. Münasiptir. Sen bir an evvel hazırlıklara başla. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevinmezdim. Emin olun sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bunlar hiç şüphem yok. Seni daha evvel sancağı çıkarmam icap ederdi. Lakin sen sabırla bekledin. Bıkmadan, usanmadan çalıştın, hazırlandın. Seni hep böyle görmek isterim. Her daim siz yüce hünkârımıza layık bir evlat olmak isterim hünkârım. Sultanım. Hünkârımız en nihayetinde Şehzade Mehmet'in çıkacağı sancağı kabul buyurdular. Şehzade Mehmet Amasya'ya gidiyor inşallah. Nihayet bu gece çok rahat uyuyacağım. Biraz da Hürrem uykusuz kalsın. Şehzade Mustafa Hazretlerine de haber etmek lazım. Bu habere sevinecektir muhakkak. Elbette. Bu sayede Hürrem'den de kurtulmuş olacağız. Vallahi ne yalan söyleyeyim sultanım. Ben gideceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ne yapar, ne eder bir yolunu bulur, kalır. Kapılar açıldı bir kere.
çıkması için elimizden geleni yapacağız. Etekleri tutuşmuştur şimdi. Bilhassa Rüstem'in. Gerçi onun için başka düşüncelerim var. Gözün Mehmet'in üzerinde olsun. Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfi Paşa, ne Şah Sultan, kimse. Sultan, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Sümbül. Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil, kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt da Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin, siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da belki kardeşlerimle gitmek istersiniz, bilmiyorum. Sultanım, hoş geldiniz. Mihrimah dairesinde mi? Dairesindeler sultanım. Arzu ederseniz geldiğinizde haber verelim. Düzüm. Gülbahar, akşam validem gelecek. Birlikte yemek yiyeceğiz. Hünkârımız da gelebilir. Hazırlıklı olun. Merak buyurmayın sultanım. Sen validemin dairesiyle de alakadar ol. Bu gece ondan kalmasını isteyeceğim. İyi misiniz sultanım? Sen dediklerimi yap. Sultanım. Rüstem Paşa sarayda mı? Değiller sultanım. Ben sultanımıza geldiğiniz haber vereyim. Buyurun sultanım. Sultanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mihrimah. Bu ne güzellik böyle? Çok güzel bir anne olmuşsun. Sultanım, siz nasılsınız? Şükürler olsun. Afiyetteyiz Mihrimah. Malum, doğumdan sonra gelemedik. Seni ve bebeği görmek istedik artık. Buyurun, şöyle oturun. Gülbahar. Sen Emine Hatun'a söyle, Ayşe uyanır uyanmaz yanımıza getirsin. Sultan. Rüstem Paşa. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz Sultan. Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin
O karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var sultanım. Var elbette. İki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz, o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil. Benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Onu sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mihrimah'la evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek. Allah bağışlasın Mihrimah. Belli ki senin gibi güzel olacak. Kaderi güzel olsun. Mihrimah, Rüstem Paşa'yla aranız nasıl? Kötü davranıp üzmüyordur seni inşallah. Hayır sultanım. Aksine beni el üstünde tutuyor. Peki iyi görmedim seni. O yüzden. Bu aralar biraz yorgun düştüm. Geceleri pek iyi uyuyamıyorum. Allah'tan Emine Hatun geldi de ben de biraz rahatladım. Demek Şah Sultan ve Hatice Sultan geldi. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Bizi görmeye gelmişler. Biraz sohbet ettik. Lakin fazla kalmadılar. Onların melek yüzlerine kanıp sırlarını aşikar etme Mihrimah. Kalbini açma. Babam neden gelmedi? Kardeşlerini sancağa göndermekle meşgul. Beni de oraya göndermek istiyorlar Mihrimah. Maksatları bu. Allah bilir orada başıma neler gelecek. 20 yıldır bunu başaramadılar validem. Bundan sonra yapamazlar, emin olun. İnşallah Mihrimah, inşallah. Gece oldu, ben gideyim. Validem, bu gece burada kalsanız olmaz mı? Yarın sabah saraya birlikte döneriz. Babamı çok özledim. Kardeşlerimi de görmek istiyorum. Mihrimah, ne oldu sana? Ben her fırsatta geliyorum zaten. Ben sadece yalnız kalmak istemiyorum. Mihrimah. Ay parçam benim, sen yalnız değilsin. Bu sarayda bir evladın var. Ve seni çok seven, üzerine titreyen bir kocan var. Biz de her daim yanındayız. Hı? Doğum, sonra uykusuz geceler. Zannediyorum biraz asabım bozuldu. Yoksa iyiyim ben. Sultanım. İçimde kötü bir his var Mercan. İnşallah bir aksilik olmaz. Nigar Hatun'a nasıl güveniriz sultanım? 2 yıldır kayıp Allah bilir neler yaptı. Mihrimah Sultan'la bebeğe bir zarar gelmesin. Bilhassa ikaz ettim. O sadece Rüstem'in canını alacak. Zaten vazifesi bu. Kendi istedi bunu. Hürrem Sultan saraya dönmediler. Bu gece orada kalacaklarmış.